Herkese merhaba. Yeni bir motivasyon videosu ile karşınızdayım. En çok sevilen video ile geldim. Hazır bayram da geliyorken, bayramdan önce şöyle güzel bir motivasyon videosu çekmeliyim dedim. Size birazcık motive sağlamalıyım. Çünkü bayram birazcık zorlu geçebiliyor. Ama bu videoyla o zorluğu atacağız diye düşünüyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Aslında en çok bana yorum ve mesaj gelen bir konu var. O konudan başlamak istiyorum. Herkesin yaşadığı sorun ve benim de zamanında çok fazla yaşadığım sorundu bu. Olayımız kilo. Yani kaç kilo olduğumuz, ne kadar zamanda ne kadar kilo verebileceğimizi çok takıyoruz. Gerçekten öyle. Ya da tartıyla sürekli bir savaşıyoruz, cebelleşiyoruz, kavga ediyoruz tabiri caizse. Sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Genelde şöyle oluyor aslında. İlk kilo vermeye başladığın zaman evet tartılıyorsun. Bir haftada mesela 2-2,5 kilo gidiyor. Çünkü ilk başta çok hızlı gidiyor. Sonra o kilo yavaşladığı zaman, hele de durduğu zaman direkt motivasyonumuz düşüyor ne yazık ki. Ya da kilomuz yüksekse tartıya çıktığımızda başlasak bile ikinci, üçüncü günü kilo versek bile diyoruz ki daha yolum çok uzun ve ben ne kadar sürede vereceğim diye moralimiz bozuluyor. Bana da çok fazla mesaj geliyor. Dikkat ediyorum ama tartıya çıktığımda hiç kilo vermemiş olarak görüyorum. Ya da kilo veriyorum ama tartıya çıkmaya korkuyorum. Hiç kilo veremediysem diye. Ya da tartılmaktan korkuyorum. Kilomu bilmekten korkuyorum. Gibi gibi çok fazla mesaj geliyor. Ya öncelikle aslında gerçekten şöyle. Eğer ki bu serüvene başladıysak kilomuza hiçbir şekilde takılmayacağız. Yani şöyle, ben 110 kiloyla başladım. Birazcık fazla ama şu değil. Gerçekten şu değil. Kilo verilemez. 110 kilo ise hiçbir şekilde kilo verilemez bir kilo değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Benim en çok zamanımı kaybettiren şey tartıydı. Aynı sorunu ben de sizin gibi yaşıyordum. Yani şöyle aslında, 110 kiloya ne kadar sürede vereceğim? 6 ayda vereceğim en fazla 20-25 kilo olur. 1 yıl geçtikten sonra da daha hedef kiloma ulaşamam. Gibi gibi çok fazla bahaneler, mazeretler üretip moralimi inanılmaz bozuyordum. Ve devam etmek bile istemiyordum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bunları yapmayın. Gerçekten bunu yapmayın. Çünkü evet kilomuz yüksek olabilir ama kilomuz yüksek diye kilo veremeyeceğiz diye bir şey yok. Tartıyla hiçbir şekilde takılmamak gerekiyor. Yaptığımız hata şu, yolum çok uzun, kilom fazla, kilo veremiyorum diyerek sağlıklı beslenmemizi bozuyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hamur işlerine ve tatlıya kaçıyoruz. Ne oluyor? Onları yiyoruz. 3-4 gün geçiyor ve sonra pişman oluyoruz. Diyoruz ki ya tekrar başlayayım ben en iyisi, böyle olmayacak. Tekrar başlıyoruz sağlıklı beslenmeye. 5-6 gün öyle geçiyor, sonra tekrar bozuyoruz, tekrar yiyoruz. Derken gerçekten yıllarımız geçiyor. Ben lisede hep bunu yapıyordum. 2 hafta diyet, 2 hafta bozma. Ay 30 gün ya. 15 günü sağlıklı besleniyordum. 3 kilo veriyorsam, geri kalan 15 günü fast food, hamur, tatlı yiyordum. O verdiğim 3 kilo bana artı olarak 5 kilo geliyordu. Hop tekrar sağlıklı beslenme, tekrar bir 3 kilo vermek, tekrar 5 kilo derken öyle öyle yapa yapa gerçekten bugün başlarım, pazartesi gelsin başlarım diye diye zaten o pazartesiler hiç gelmedi. Geldiği zaman da akşamı ya da yarını bozuldu ve tekrar kilo almaya başladık. Bir kısır döngüde oluyoruz. Hiçbir şekilde takılmamak gerekiyor. Yani sen yarın diyete başlıyor musun? Başlıyorsun. Tartıya, kilona, zamana takılmayacaksın. 6 ay gibi bir zamanda işte şu kadar kilo verebilirim, bu kadar kilo verebilirim diye diye empoze ediyoruz beynimize. Sürekli onu düşünüyoruz. Sonrasında ise devam edemiyoruz. Diğer bir şeye gelirsek gerçekten şöyle söylemek istiyorum. Kendimizi motive etmemiz gerekiyor. Yani kendimize en başta inanmamız gerekiyor. Zaten genel kural bu. Çevre onu dedi ya, sen kilo veriyorsun. Çevredekiler sana şunu diyebilir. Kaçıncı diyetin? Hep diyet yapıyorsun da gene sen yersin ve kilo alırsın. İlla ki bu tarz yakın çevrenden, arkadaşlarından, uzak çevrenden herkes bir şey söyleyebilir. Bunlara hiç takılmamak gerekiyor. 5 ay önce sağlıklı beslenmeye başlayıp bana yazıp 20-25 kilo verdim, işte 80 kiloydum, şu an 64 kiloyum, seni izleyerek bunu sağladım diyen çok arkadaşımız var. Benim videolarımın alttaki yorumlara mutlaka bakın. Gerçekten çok fazla kilo veren var. Çünkü benim yaptığım hataları her anlattığımda belki o da kendisinden bir şeyler buldu ve bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Atıyorum 2 hafta hiçbir kilo veremedin. Bir şey kaybetmiyorsun. 3. hafta bir bakıyorsun 2 kilo vermişsin. Yani o 2 haftada veremediğinin yerine geliyor aslında. Ama sen pes edip gidip bir şeyler yiyip ve bir ayda belki emeğini 10 günde çöpe atıyorsun. Bunu yapma. Sen yiyerek aslında bir şeyler kaybediyorsun. Belki hedefine uzaklaşıyorsun. İstediğin kıyafetlere uzaklaşıyorsun. İstediğin kıyafetleri giyebilecekken ve birazcık sabretsen, devam etsen gerçekten yapabileceksin. Ben 50 kilo verdim. Benim hiçbir kilom durmadı. Çok kez. Çok kez durdu çünkü bir metabolizma durabiliyor.
Ama ben pes etmedim. Eğer benim psikolojimi etkiliyorsa tartıya çıkmadım. Hiçbir şekilde bıraktım. Ne olacaksa olsun ben devam edeyim. İlla ki gidecek dedim. Öyle düşüne düşüne sonunda gitti. Diğer bir sorun ise şimdi bayram geliyor dediğim gibi. Topluluğa giriyoruz, dışarı çıkıyoruz, sosyal hayatımız var. Şunu yapmayalım. Yani ben istediğim her şeyden yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Pazartesi diyete başlarım ya. Yapmayalım. Ya da bayramda bütün baklavalardan yiyeyim, yiyeyim. Yarın diyete başlarım. Ya lütfen şunu yapmayın. Ben sosyal medyada çok fazla yeri geldiğimi görüyorum. Yok işte çok fazla yedik, vicdan azabı çekiyoruz. Yarın artık sıkı bir diyete başlıyoruz, değil mi? Yani bu çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Hani o kadar sinir oluyorum ki bu tarz şeyleri gördüğüm zaman. Çok sinir oluyorum. Ya tamam, tabii ki kaçırabilirsin. Ama yarın sıkı bir diyet değil yapacağımız şey. Yarın daha hafif besleneceğiz. Ama aynı şekilde besleneceğiz. Eğer ki diyelim bozduk yani her şeyden yedik. Yarın detokslar, sıkı diyetler yapıyoruz. 3 gün dayanıyoruz. Artık gene bunalıyoruz. Yedim zaten, kilo aldım. Şimdi 3 gündür açım. Hiçbir şey yiyemiyorum deyip saldırıyoruz. Sen 3-4 gün çok mu yedin bayramda? Tamam. Sebze ağırlıklı beslen. Et, köfte, protein ye, balık ye. Yani sebzeli proteini birleştir. Ekmek tüketme, karbonhidrat tüketme, tatlı tüketme. Bak gerçekten şunu söylüyorum, sinirleniyorum. Gerçekten şöyle. 3 gün sonra tartıl. Bayramların önceki kaç kiloysan o kilona geleceksin. Bana inan. Çünkü ben de bunu yaşıyorum. Yere geldiğimde bir gün çok fazla yiyorum. Yarına hemen sebze protein besleniyorum. Bakıyorum tartıya diğer gün çıktığında hiç kilo almamışım. Ama ben çok sıkı bir diyete girmem gerekiyor. Detokslar, kilo verdirecek o çaylardan, sulardan içmem gerekiyor diye düşünürsem kendimi sıkacağım. Psikolojim çünkü yorulacak. Ve 3-4 gün devam edeceğim. Sonra diyeceğim yok. Ya bu beni sarmadı. Ben sıkıldım. Benim bir şeyler yemem lazım. Moralim bozuk diyeceğim ve tekrar saldıracağım. Böyle bir şey yapmak yok. O yüzden bayram geliyor. Bayramda her zaman dediğim gibi tatlınızı yiyebilirsiniz. Ya yani ben de bayramda tatlımı yiyeceğim. Annem şimdi ev baklavası yapacak. Onu yemeyeyim mi yani? Ondan bayramı yediğim bir şey illaki yiyeceğim. Ama gerçekten oturup mesela 5-10 dilim yemeyeceğim. 2 dilim yiyeceğim. 2 dilim yerim. Yarını yemem. Zaten baklavanın tadına varmış olduğum için yarın canım istemeyecek. Canınız çok mu istedi? Mesela baklavalar geldi. Bir tane yiyin ve oradan uzaklaşın. Tabağınızı bırakın, bir 15-20 dakika bekleyin. Birazcık su için. Sonra o bir tane baklava size doygunluk hissi verecek ya, şunu diyeceksiniz ya, iyi ki yememişim. Bu bana yetti. Ama o an açlıkla ya da istekle hızlı yediğimiz zaman yok, bu bana yetmedi. Bir tane daha yiyeyim diyoruz. Sonra da 20-25 dakika sonra pişman oluyoruz. Bak çok yedim. Moral bozukluğuyla güne devam ediyoruz ya da daha fazla yemek istiyoruz. Bunu yapmak yok. Kural çok basit. Her zaman dediğim şeyi söyleyeceğim. İki çatal desek aynı, iki tabak desek aynı. Yani gerçekten bir tepsiyi de bitirebilirsiniz. Tadı hiç değişmeyecek. Bir tane yeseniz tadına varacaksınız. Şekerin tadını alıyorsunuz, ziyanın tadını alıyorsunuz, baklavanın tadını alıyorsunuz. Bir tepsi de yesek alacağız. Bayramda tatillere gidebiliriz. Tabii ki yani evdeki gibi bir beslenme düzeni yapmak çok zor. Bunu ben de yaşıyorum yeri geldi. Bu tatile gittiğimde. Ama hatırlıyorsanız bir tatil vlogum var, neler beslendim diye. Onu da açıklama kısmına bırakırım, mutlaka izleyin. Orada kumru da yedim, İskender yedim ya da tatlı da yedim, dondurma da yedim ama hep ölçülü yedim ve gerçekten hiç artı kilo almadan tatilden döndüm. Siz de o hafta doyasıya gidin, tatilinizi yapın. Hiç şu kafanızı yormayın. Yani sabah kalktığınızda kilo mu aldım? İşte kilo vermiyorum. Kilo mu alacağım? Acaba döndüğümde evime kilo mu almış olacağım diye düşünmeyin. Yiyin. Ölçülü bir şekilde yiyin. Bir dondurma yiyorsunuz diye onu bitirmek zorunda değilsiniz. Ya da önünüze bir pasta tatlı geldi diye yarısını yiyin. Bana yetti deyin. Ya da bir İskender geldiği zaman pidelerini yemek yerine etlerini yiyin. Yağ döktürmeyin. Bol yanında ayran için, yoğurt yiyin. Yani İskender'in tadına gene varmış oluyorsunuz. Ya mesela pideciye gittiğiniz lahmacun tüketin. Bir tane lahmacuna bol yeşillik sarın. Limon sıkın, yiyin. Ölçüyü bilmek mesele. Ama sen yarım tatlı yemek yerine gidip kocaman bir waffle yersen ya da mesela atıyorum pideciye gidip kocaman 1,5 pide yersen kilo alırsın. Ama ölçüyü ve nerede, ne zaman, ne kadar yemen gerektiğini bilirsen o tatilden hiç zararlı çıkmazsın. Kilo verme, o hafta kilo verme. Sen tatilini yapmış oluyorsun ama artı görmeden gelmiş oluyorsun. Çoğu insan tatile gidiyor, tıka basa ya aman tatile mi geliyorum, yiyeyim diyor. 5 kilo, 4 kilo gerçekten alarak geliyor. Ve belki o bir aylık emeği çöpe gidiyor. E sen tatilden döndüğün zaman tatilin bitti, o yemeklerin tadı var mı? O yemeklerin tadı çoktan gitti. Sen o yemeği yedin ya, 10-15 dakika sonra o yemeklerin tadı gitti zaten. Çoktan gitti. Eve geldiğinde mi gitmeyecek? Bunları bilmek ve en başta kendine inanmak gerekiyor. Sen bu yola başladığında kilon çok yüksek olabilir. Kendine inan. Zamana takılma. Gerekirse 6 ayda, 1 yılda ver.
Zaman çok hızlı geçiyor. Bakın 2019 bitiyor. 2020 geliyor. Ben şu zamana yetişemiyorum. Ben yerimde saysaydım şunu giyemezdim. Ya ben böyle bir şey giyemezdim. Bu small beden. Bunu gidip bir mağazadan alamazdım. Zaten mağazalardan alışveriş yapamıyordum. Hep aynı şeyleri giyiyordum. Yerimde sayarsam bunları hak edemezdim. Bunları giyemezdim. Hayal ettiğim bedene ulaşamazdım. Ama zamana takılmadım. Kendime inandım. Ölçümü bildim. Sıkı diyetler yapmadım. Kendimi yormadım. Hala da yormuyorum. Koruyorum. Sıkı diyetler yapıp kendini yoran insanlar kilo alıyor. Siz de belki denk geliyorsunuzdur. Böyle sağlıklı beslenen insanları izliyorsunuz. Gerçekten kilo alan çok insan var. Ben de görüyorum. Hiç gerek yok. İnsanları kandırmaya da gerek yok. Yok işte ben hemen sıkı diyet yapacağım, yedim. Ya da ben tatildeyim, spor yapıyorum. Sıkı diyeti yapıyorum. Tatilin sonunda ya ben kilo almışım. E sen sıkı diyet spor yapıyorsan nasıl aldın? İnsanları kandırmaya gerek yok. Neyse, olmak gerekiyor. Sabah kalktığınızda ben kesinlikle tatlı yemeyeceğim, hamur işi yemeyeceğim derseniz o gün tatlı yiyorsunuz. Çok net gerçekten öyle. Şu beyne neyi empoze edersek sürekli tersi oluyor. Tatlı ye, tatlı ye. Sen tatlı yemeyeceğim diye düşünüyorsun ya, sana tatlı ye. Bak şurada tatlı var, şunu ye, bunu ye diyor. Rahat, relax olduğumuz zaman aklımıza gelmeyecek. Bir şey ne kadar düşünürsek ona o kadar yakınlaşırız. Unutmayalım bunu da. Sağlıklı beslenmek gerçekten çok kolay. Kilo vermek kolay. İstedikten sonra çok kolay ve midenizi rahatlatıyorsunuz. O hamur işleri, abur cuburlar midemizi o kadar yoruyor ve rahatsız ediyor ki. Ama sağlıklı beslendiğimiz zaman daha fit, daha özgüvenli oluyoruz. Aynaya daha çok bakmak istiyoruz. Aynalardan kaçmıyoruz. Bayramı güzel bir şekilde geçirirsiniz. Şimdiden iyi bayramlar. Umarım bu yaz tatilinde ve bayram gelirken bu motivasyon videom size yardımcı olabilir. Motiveniz birazcık artar ve ben de çok mutlu olurum. Güzel haberlerinizi de bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.